Selamlar sevgili gençler. Ben SML hocanız. SML hoca matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz çarpanları ayırma konusuna. 3 terimlinin karesi kısmında kalmıştık. Bakalım neymiş bu 3 terimlinin karesi? 3 terimli deyince hani a artı b'nin karesi deyince 2 terimlinin karesi oluyor. a artı b artı c deyince de 3 tane terim olduğu için burada bu 3 tane terimlinin karesini alacağız sevgili gençler. Peki bu nedir? Basitçe a kare artı b kare artı c kare midir? Hayır. Artı 2 çarpı a b a c b c. Yani bunların üçlü kom, e, ikili kombinasyonlarını seçiyorsun. a b a ile b'yi çarpıyorsun. a c a ile c'yi çarpıyorsun ve bc diyorsun. b ile c'yi çarpıp toplayıp iki katını alıyorsun. E, siz de a artı b eksi c'nin karesi a eksi b artı c'nin karesi ve a eksi b eksi c'nin karesi ifadelerinin açılımlarını lütfen yazınız sevgili gençler. Bunları da size bıraktım. Her şeyi şirketten beklemeyeceksin değil mi? A artı B artı C 6. 1 bölü A 1 bölü B 1 bölü C eşittir. 2 bölü A, ç, A çarpı B çarpı C. Konu A ça diye kaldık. 2 bölü A çarpı B çarpı C olduğuna göre A kare artı B kare artı C kare toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi burada <laughs> A artı B artı C zaten verilmiş bize. Ben şunları mesela burayı BC ile burayı AC ile olmayanlarla Burayı da AB ile bir genişletsem. Üst taraf ne olur? BC olur. AC olur. AB olur. Bölü ABC olur. Doğru mu? Doğru. Eşittir. 2 bölü A çarpı B çarpı C. Şimdi gençler. Ben bu ABC'leri götürebilir miyim? Vallahi götürürüm. Hiç gerek yok ki onlara. E gereğine kaldı. BC artı AC artı AB kaldı. Bu da neye eşitmiş? 2'ye. Şimdi a artı b artı c de verilmiş. Bu ne işe yarayacak? Gelin bunun bir karesini alalım hadi yukarıdaki formüle göre bakmadan alalım. a kare artı b kare artı c kare artı 2 parantezinde a b artı e, a c artı b c idi. Doğru mu? Doğru. E şimdi şu kısım bizim elimize geçti mi? 2'ymiş. E güzel. Ben buraya 2 yazayım. 2 kere 2 kaç yapar? 4. Dört. Burası 4'müş. Bunun karesi nedir? 36. Hadi şu 4'ü de bir karşıya zıplatın bakalım. A kare artı B kare artı C kare. Eşittir. 36'dan 4 çıktı. 32. Demek ki A kare artı B kare artı C kare. 32 32'ymiş sevgili gençler. Dedik ve geçtik 21'e. 3 terimlinin karesinin geometrik anlamı var mı? Var kardeşim. O da var. Ee, bizde her şey var. A artı B artı C'nin karesi. Şimdi A'nın karesi, B'nin karesi, C'nin karesi olsun bunlar. Bunlar bir kare. 2AB 2AC, 2BC. Bu da işte bir kenarı b, diğer kenarı c olup da e, sevgili gençler ya da şöyle diyebiliriz iki tane bc birimlik kısmı iki tane yan yana birbirine eklemişiz. yani şu şekilde bakın şurası bc, burası bc, burası ac, burası ac, burası ab, burası ab şeklinde ikiye bölüp e, ikiye bölünmüş ifadeleri birbirine yapıştırınca 2ab, 2ac, 2bc yapıyor. Bunun karesi budur. Şimdi bakın burası a, a artı b artı c, burası a artı b artı c iken. Şuradaki A karelik kareyi buraya yerleştirdim. B karelik kareyi buraya, C karelik kareyi buraya yerleştirdim. Daha sonrasında A, C'lerden birini buraya, birini buraya. Birini yatay, birini dikey. A, B'lerden birini buraya, birini buraya. Birini yatay, birini dikey. B, C'lerden birini buraya, birini buraya yerleştirdiğim takdirde bize A artı B artı C birimlik karenin alanını, toplanımını verir sevgili gençler diyeceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıdaki altıgenin her bir köşesine cebirsel ifade yazılmıştır. Bunlar 2ac, 2ab, 2bc, a kare, b kare, c kare. Altıgenin köşelerine yazılan cebirsel ifadeler toplanacaktır. Maviye boyalı dairelerin içinde cebirsel ifadeler artı ile pembeye boyalı dairelerin içindeki cebirsel ifadeler eksi ile çarpılacaktır. Bu toplama işlemi yapılırken. Buna göre altıgenin içerisindeki soru işareti yerine gelecek ifadeyi bulunuz. Şimdi maviler artıyla çarpılıyordu. Pembeler eksiyle çarpılıyordu. Doğru mu? Doğru. E zaman yapalım. A kare. A artı B kare artı C kare. Zaten bunlar mavinin içinde, içerisindeydi. Şunlar. Bunları kullandım. Bunlar gitti. Artı 2 tane BC'miz var. Eksi 2 tane AC'miz var. Eksi 2 tane AB'miz var. Hadi bakalım. Şimdi A kare artı B kare artı C kareyi yazdım. Artı 2 parantezinde BC eksi AC eksi AB diyebiliriz. Şimdi gel gelelim şuradaki kısma ben burayı nasıl e, hesaplayacağım? Burası neden BC olmuş? Burası neden eksi AC ve burası neden eksi AB olmuş? Şimdi ben A'yı B'yi C'yi yazdım şu şekilde. Zaten kareleri buralar artı da olsa eksi de olsa katsayıları kareleri zaten A kare B kare C kare olacaktı. 2 çarpı şimdi BC diyor. BC pozitifmiş bakın. BC pozitif. Peki eksi AC demiş. A ile C çarpılınca eksi olmuş. A ile B çarpılınca da eksi olmuş. O zaman ben buradaki B ile C'yi artı desem sadece A'ya eksi desem şu şekilde. Bakın B ile C'nin çarpımı pozitif olur. Eksi A ile C'nin çarpımı eksi A'c olur. Eksi A ile B'nin çarpımı da eksi AB olur diyeceğiz. Yani ben artık burada şu kısmın karesi alınırken aslında eksi A artı B artı C'nin karesi alınmıştır diyebilirim. İşte gençler soru işareti sorulmuştu. Soru işareti eksi a artı b artı c olur diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Geçtim bir diğer sayfama. 3 terimli ifadelerin Çarpanlarına ayrılması. Peki biz şimdiye kadar iki terimli ifadelerin çarpanlarına falan ayırdık da bu üç terimli terimler nasıl olacak? Yani mesela iki kare farkı iki terimliydi bizim için. Biz bunları çarpanlar ayırdık. Şimdi üç terimli olacak. Yani x kare artı a, x artı b. Bir de tam kareli ifadeleri yaptık ama bu tam kareler zaten özel bir yöntemi vardı. Peki bu özel yöntemi olmayanlar ayrılabilir mi? Ayrılır hocam, ayrılır. Merak etme. Şimdi x artı m ile x artı e n'in çarpımını x kare artı a x artı b biçimine yazarsak bu eşitliğin sağlanması için a sayısı m artı n yani şu b sayısı da m kere n eşitliklerinin sağlanması gerekir diyoruz. Mesela burada ben burayı x kere x olduğunu biliyorum 5'in de 5 kere 1 olduğunu biliyorum ama hocam 5 dediğimiz sayı eksi 5 kere eksi 1 de olabilirdi hayır burada olamaz. 5 kere 1 5 5 ile 1'in toplamı da 6'yı verecek bize. O halde diyoruz ki sevgili gençler x artı 5 çarpı x artı 1 diye ben bunları çarpanlarına ayırabilirim diyorum. x'e x 4'e e eksi 2 çarpımları eksi, 2, eksi 8 yapar. Toplarsak da artı 2 burayı verdi mi verdi. O halde diyorum ki x artı 4 çarpı x eksi 2 benim çarpanlarımdır diyorum. Aynı şekilde x kere x bakın 2 kere eksi 5 eksi 10 yapar. Toplanıldığı takdirde de eksi 3'ü verir bize. O halde diyorum ki x eksi 5 çarpı x artı 2 bizim çarpanlarımızdır. x'e x eksi 4'e eksi 3 çarpımları artı 12 yapar toplamları eksi 7 yapar. Dolayısıyla ben artık x eksi 4 çarpı x eksi 3 olduğunu bilmem gerekiyor bu çarpanların. Geçtik 23'e bir bilgi var diyor ki a sıfırdan farklı olmak üzere m kere n a p kere q c için ax kare artı bx artı c mx artı p çarpı nx artı q'dur diyor. Peki bunu neden ekstradan söylüyor bize? Az önce yaptığımız işlem x kare artı ax artı b içindi ve burada 1 vardı. Ama burada birden farklı ve sıfırdan farklı bir a sayısı için. Tabii ki a sıfırdan farklı diyor bu 1 de olabilir. Yani az önceki yöntemimizde bir üst sayfadaki yöntemimizde şöyle gösterecek olursak. Mesela x kare eksi 3x eksi 10 demiştik ve bunun çarpanları x'e x eksi 5'e artı 2 idi. Şimdi burada 2 ile x'i çarpın 2x. Eksi 5 ile x'i çarpın eksi 5x. Topladığımız zaman eksi 3x yapıyor. Yani ortayı veriyor. Çapraz çarptım ortayı verdi. Çapraz çarptım topladım ortayı verdiyse yan yana şekilde x eksi 5 çarpı x artı 2 diyebiliyoruz. Aslında bu yöntem burada da geçerli. Şu yöntem bir önceki soruda da geçerli. Ama genelde kitaplarda anlatılan falan burası birden farklıysa bir olmazsa o zaman ne yapacağız diye anlatılır. Gene aynı şeyleri yapıyoruz yani. Çapraz çarpıp topladığımızda ortadaki sayıyı buluruz diyoruz. Mesela 2x ile x'in çarpımı 2x kare. Eksi 1 ile de 3'ün çarpımı eksi 3. Bunların sıralaması önemli. Çapraz çarpıyorsun. 2x ile 3'ü çarptın 6x. Eksi x daha artı 5x. Verdim ortayı verdi. O zaman düz bir şekilde topluyorsun. 2x eksi 1 çarpı x artı 3 biçiminde yazıyorsun bunu. 3x'e x. 1'e eksi 2 çapraz çarpalım eksi 6 x x daha eksi 5 x yapar 3 x artı 1 çarpı x eksi 2 o zaman bizim çarpanlarımızdır diyeceğiz. Soruya bakalım aşağıdaki sistemden x kare artı x eksi 6 ve x kare artı 5 x eksi 6 ifadelerin çarpanlarını sileceğiz sistemde kalan çarpan nedir diye sormuş. Bakın x kare artı x eksi 6 yazayım bir de x kare artı 5 x eksi 6 yazalım tamam mı? Ben burayı x'e x diye Burayı da artı 3'e eksi 2 diye ayırırsam. Burayı x'e x. Burayı da ee, nasıl ayıralım? Alt, artı 6'ya eksi 1 diye ayırırsam. Çarpımları eksi 6. Çarpımları eksi 6. Toplamları 1, 1x. Toplamları 5. Burada da 5x var. Sıkıntı yok. Demek ki x artı 3 çarpı x eksi 2. Burası da x artı 6 çarpı x eksi 1. Şimdi bir göz atalım. x artı 6 var. Bulduk. x eksi 1 var. Bulduk x eksi 2 var bunu da bulduk x artı 3 var bunu da bulduk silindi geriye ne kaldı x artı 2 demek ki geriye kalan ifade x artı 2 olacakmış diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim bir diğer sayfama 24. sayfada ilk sorum aşağıda bir dikdörtgen verilmiş şu şekilde sarı kırmızı bir dikdörtgen. Sarıya boyalı bölgenin alanı 2x kare artı 11x artı 15 birim kare ve dikdörtgenin bir kenarı 2x artı 5 birimse diğer kenarı kaç birimdir? Şimdi 2x kare artı 11 x artı 15 alan nasıl bulunuyordu kısa kenar çarpı uzun kenar biçiminde bulunuyordu demek ki buranın bir kenarı 2 x artı 5 ise şurası 2 x burası da 5'miş ben 5 ile neyi çarparsam 15 olur 3'ü 2 x'i neyle çarparsam e, 2 x kare olur x ile çapraz çarpalım mı bakalım 2 kere 3 6 x 5 x daha 11 x yaptı çok güzel demek ki 2 x artı 5 çarpı x artı 3 biçiminde çarpanlarına ayrılabiliyormuş bu o halde uzun kenar 2x artı 3'te kısa kenarda x artı 3'tür diyebiliriz. Bize zaten diğer kenarı sormuştu. x artı 3'tür diyebiliriz. Bir bilgi. 3 terimli ifadelerin çarpanlarına ayrılmasını geometrik olarak aşağıdaki örnekte inceleyiniz demiş. Şimdi bak. x'e x birimlik, x'e 1 bir birimlik 4 tane verilmiş. Bir tane de 1'e 1 bir birimlik 3 tane kare verilmiş. Ben bunları şu şekilde birleştirebilirim diyor. x kare, x, x, x. Şuraya o x'lerden şunlardan bir tanesini yan yatırmış ve buraya da 1, 1, 1 demiş. Tutar mı? Tutar ve burası, burası bir dikdörtgen olur. Şu kenarın uzunluğu x artı 3'tür. Bakın burası x'ti burası 1 1 1'di x artı 3. Bakın burası x'ti burası da 1'di x artı 1. x artı 1 ile x artı 3'ün çarpımı bize x kare artı 4 x artı 3'ü veriyormuş. x kare artı 4 tane x artı 3 neymiş? x artı 1 ile x artı 3'ün çarpımıymış sevgili gençler. Geçtim. 25. sayfam. Diyor ki aşağıda dikdörtgen şeklinde biri sarı diğeri mavi renkte olan iki şeffaf kağıt gösterilmiştir. Görseli verilmiştir. Sarı ve mavi renkler üst üste geldiğinde yeşil renk meydana gelmektedir. Burası x artı 1 bölü 3. Şurası 5 birim. Aralarında x birim mesafe var. Burası 2x eksi 1 ve burası da 3x artı 1 birim olarak verilmiş. Sarı renkli karton ok yönünde x artı 3 birim sağa kaydırılınca aşağıdaki görüntü oluşmuştur. Buna göre son durumdaki mavi renkli bölgenin alanını veren cebirsel ifadeyi çarpanlarına ayırınız. Yani şu kısmın alanı isteniyor sevgili gençler. Son durumdaki mavi renkli alan deniliyorsa burası isteniyor. Pekala. Bak bu sarı renkli bölge 5 birim. Yani uzun kenarı 5 birim. Güzel. Ben şuradaki kenarın x artı 1 bölü 3 olduğunu adım kadar eminim. Burada vermiş. Peki gençler. Şimdi şurası dikkatli dinlenecek. X artı 3 birim sağa kaydırıyoruz ya. Şimdi bu, burası burada. Şuraya kaydırırsam x birim kaydırırım. Geriye ne kaldı? 3 birim daha. Demek ki şurası 3 birim olacak. Tamam burası 3 birim. Şimdi mavi bölgenin az önceki alanını bulalım. 2x eksi 1 çarpı 3x artı 1. Tamam. Ve sonrasında ise sonrasında ise yeşilin alanını çıkaracağız. Buradaki oluşan yeşil bölgenin alanı nedir? 3 ile şunu çarpacağız. Yani 3x artı 1 olur mu? 3 çarpı x artı 1 bölü 3 dersek 3'ü içeri dağıttığımız takdirde 3x artı 3 çarpı 1 bölü 3 gelir. 3'ler giderse 3x artı 1 gelir. Güzel. Bak şimdi burada 3x artı 1 var. Konuyla ne kadar bağdaştı? Bak 3x artı 1 var. Burada da 3x artı 1 var. E, alalım ortak çarpan parantezine. 3x artı 1 parantezinde şurada 2x eksi 1 kaldı. Bir de burada eksi 1 kaldı. E güzel. 3x artı 1 çarpı 2x eksi 2 oluştu burada. Ve sevgili gençler 3x artı 1'i buraya yazdım. Şunu şu kısmı 2 parantezine aldım. x eksi 1 oldu. İşte mavi bölgenin alanını veren cebirsel ifadenin çarpanlara ayrılmış biçimi de budur diyebiliriz. Değişken değiştirme yöntemiyle çarpanlara ayırma nedir hocam? Gitgide bir sürü yöntem çıkıyor. Bir sürü kafa bulandırıyor. Arkadaşlar zaten her zaman yapacağımız ve yaptığımız şeyler bunlar. Sadece isimleri bu şekilde değişken değiştirme yöntemi. Yani biz bazen ikinci dereceden değil de bize çokuncu dereceden bir şey verecek, çok dereceden bir şey verecek ama biz diyeceğiz ki ulan biz ikinci dereceden denklemi çözümünü biliyoruz. Bunu bilmiyoruz ki diyeceğiz ve o denklemi de çok derecesi olan denklemi de ikinci dereceden denkleme benzetmeye çalışarak biz kendi yöntemlerimizi uygulayarak çözmeye çalışacağız bu soruları, tamam mı? Bir polinomda polinom çoklu terim demek bir polinomda benzer terimlerin yeni bir değişkenle adlandırılıp daha sade bir hale getirildikten sonra az önce söylediğim muhabbet çarpanlara ayrılması işlemine değişken değiştirme yöntemiyle çarpanlara ayrılması denir. Mesela x üzeri 4 artı x kare eksi 20 ifadesini ele alalım. x üzeri 4 artı x kare eksi 20 ifadesini x karenin karesi artı x kare eksi 20 şeklinde düzenleyip eğer ki x kareye ben t dersem x karenin karesi dediğimiz ifade de Mecburen t kare olacaktır. Ve o halde ben x kare gördüğüm yere t yazarsam t kare artı t eksi 20 denklemine ulaşırım. Ki az önceki denklemim 4. derecedendi. Şimdiki denklemim 2. dereceden ifadem diyelim. Denklem demeyelim. Az önceki ifade 4. derecedendi. Şimdiki 2. dereceden. E ben bunu çarpanlara ayırmasını gayet biliyorum. Ben burayı t y t burayı da eksi 4'e artı 5 diye açarsam t eksi 4 çarpı t artı 5'i elde ederim. Şimdi ise t gördüğüm yere tekrardan x kare yazarsam bakın şurada t gördüğüm yere x kare yazıyorum. x kare eksi 4 çarpı x kare artı 5. x kare eksi 4 de bir güzel çarpanlarına ayrılır ki var ya tadından yenmez. 2 kare farkı var değil mi orada? Değil mi orada? x eksi 2 çarpı x artı 2 diye çarpanlarına ayırırım ben bunu. x kare artı 5 çarpanlarına ayrılmaz. Bu şekilde kalır ve bu ifade 3 tane ifadenin çarpımı biçiminde çarpanlarına ayrılabilirmiş diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Şimdi bakalım sorularımıza. 27. sayfadayız. Sorumuzu inceliyoruz. X kare eksi x var sevgili gençler. Bir de burada x kare eksi x var. Oo tadından yenmez. Ben hemen buraya a diyeyim ya. Bunlara a diyelim mi? Diyelim hadi. Şimdi a varsa şurası a ise bunun ne olur? A'nın karesi olur. Yazdım. A'nın karesi eksi 18 tane a artı 72 dedim. Ben buraya a'ya a derim. Burayı da sevgili gençler ee, ne diyelim? Eksi eksi 72, 12, 6 çok güzel. Eksi 12'ye eksi 6 diye ayırırım. Şimdi bak çarpımları 72 yaptı. Bunları toplarsak ne yapar? Eksi 18 muhteşem. A eksi 2 ile A eksi 6'nın çarpımı mıymış bu? Çarpımıymış. Ahanda da hocam ayırdım deyip bırakmayacaksın işte. Yani şunu yazdığın bırakmayacaksın. Niye bırakmıyorsun? Çünkü eksik kalan bir şey var. Biz bu A'yı uydurduk. Attık kafadan. E hocam x vardı değil mi? X vardı. O x'leri de yerine yazmamız lazım. A neydi sevgili gençler? X kare eksi x yazalım. X kare eksi x eksi 12 çarpı x kare eksi x eksi 6. Her ikisini de yazdım. Bunu çarpanlar? Biraz daha uğraştıracak bizi. Biz bunları da çarpanlarına ayırabiliriz çünkü eğer ayrılıyorsa. Ben burayı x'e x. Burayı da eksi 4'e artı 3 diye ayırırsam çarpımları eksi 12 toplamları eksi 1 yapar. Çok güzel. Burayı x'e x, e x. Burayı da eksi 3'e artı 2'de ayırırsam çarpımları eksi 6 toplamları eksi 1 yapar muhteşem. Peki o zaman tek tek yazalım. X eksi 4 ile x artı 3'ün çarpımı ilk ifadenin çarpanları. Arada bir çarpı var. Çarpı x eksi 3 çarpı x artı 2 yazdım ve 4 tane ifadenin çarpımı halinde ben yukarıdaki ifadeyi çarpanlarına hem de mis gibi ayırdım. Geçtik diğer soruya. 2019'da 2025'i çarpıp 9 ekle. Bu ifadenin ve sonra kare kökünü Bu ifadenin sonucu nedir? Hadi bakalım uğraşalım şimdi. Bu tarz sorularda genelde şu yapılır. Klişe sorulardır. Tamam mı? Daha öncesinde de çözmedim mesela. PDF'e koydum ama daha önce çözdüğüm bir soru değil. Ama genelde şu yapılır. 2019'da 2025'in tam ortasındaki sayı aranır. Bunu yapabilmek için 2025'te 2019'u toplayıp 2'ye bölersin. Ya da 2015'ten 2019'u çıkarırsın 6. 6'yı 2'ye böldün 3. 2019'un üzerine 3 e ekle 2022. Ben burada 2022'ye yani 2019 ile 2025'in tam ortasındaki sayıya A demek istiyorum. Peki madem 2022 A. 2019 nedir? A'dan 3 eksiktir. 2025 nedir? A'dan 3 fazladır. Yani 2022'den 3 fazladır. Artı bir de 9'umuz var. Bir de bunun karekökü var. Güzel. Bitti soru. A eksi 3 ile A artı 3'ün çarpımının sen 2 kareden fark, 2 kare farkıyla alakalı A kare eksi 9 olduğunu biliyorsun. E bir de artı 9'umuz var yanında. O artı 9'u oraya boşuna koymamışlar. Eksi 9 ile artı 9 birbirini 7 bitirdi. A karenin kare kökü nedir? Mutlak değer A'dır. Mutlak değer A'da A dediğimiz 2022 olduğuna göre 2022'ye eşittir. Cevabımız da budur. Aslında sen direkt şurada aslında cevabı başta yazmışsın da bir sürü işlem kalabalığı yaptık da en son cevaba geçtik. Her zaman bu şekilde olur mu? Her zaman olmaz. Yani hoca burada cevabı aslında bulduk dedi diye sen direkt 2022 diyemezsin buna. Tamam. Ee, biz işlemler sonucunda zaten yapacağın iki tane işlem. İşlemler sonucunda biz buna ulaştık. Anlaştık mı? Geçtik 28'e. Vallahi güzel sorular çözüyoruz hakkını veriyoruz İnşallah sen de hakkını verirsin Yanda bir kenarı 5 üzeri x birim olan Kare şeklinde sarı renkli bir karton verilmiş Ahanda bak bu 5 üzeri x birim bir kenarı Şurası da şöyle sarı bir karton Şuradan 30 birimlik bir yer göstermiş Bakalım hikaye ne Kartonun kenarından 30 birimlik kısmı kenarlara paralel olacak şekilde kesilip atılıyor. Yani şuradan 30 birimlik kısıp hop kesildi ve dışarı atıldı. Atıldıktan sonra şu şekilde bir ifade kaldı. Bak bu bunun aynısı. Daha sonra kalan kartonun yanına bir kenarı 5 kök 5 birim olan mavi renkli kare şeklinde bir karton konuluyor. Bakın bu burası kare. Burası da 5 kök 5. Tamam. Buna göre son durumda oluşan şeklin alanını ifade eden cebirsel ifadeyi çarpanlarına ayırınız demiş. Şimdi bak bu bir kareydi. Yani şöyle gösterelim. Bu bir kareydi sevgili gençler. Yani buranın tamamı 5 üzeri x'ti. E şimdi ben buradan 30 birimlik kesip atarsam burada ne kalır? 5 üzeri x eksi 30 kalır. Doğru mu? Doğru hocam. Güzel. Şimdi diyor ki bak son durumda oluşan şeklin. Yani şu şekilde e, L biçiminde bir şekil oluştu ya. Bunun alanı nedir diye soruluyor. Bir kere burası hala 5 üzeri x. Yani diyor ki 5 üzeri x ile 5 üzeri x eksi 30'un çarpımı kısa kenar çarpı uzun kenardan sarı bölgenin alanını verir bize. Artı bir de bunun üstüne şu kısmın alanı bununla bunun çarpımı değil midir? 5 kere 5 25 kök 5 kere kök 5 5 5 kere 25 de 125 yapar demek ki burası da 125 olacak. Güzel şimdi ne yapacağız hocam? Bunu bir daha atalım içeri hadi. 5 üzeri x'in karesi eksi 30 tane 5 üzeri x artı 125 oldu. Diyor ki bu ifadeyi çarpanlarına ayır. E tamam güzel hoş da. Güzel hoş da. Bu 5 üzeri x'ler nedir ya? Bu 5 üzeri x'leri ne yapabiliriz? Bunları kullanmayı biliyoruz mu? Şimdiye kadar hiç görmedik konu anlatımlarında. Kullanırız ya niye kullanmayalım? Bak burada 5 üzeri x var. Burada da 5 üzeri x'in karesi var. O zaman hiç düşünmeden ben 5 üzeri x'e a derim. A derim. Ve sonrasında madem buraya a dedim. A'nın karesi oluştu bile bak. Eksi. 30 tane A artı 125 oldu. Şimdi ne yapabiliriz? Hocam artık gerisi basit. De bunları de. A ya A. 125. 125. Eksi 25 ile eksi 5'in çarpımı mıdır? 125 yapar. Peki bunların toplamı eksi 30'u verir mi? Verir. O zaman düz bir şekilde toplayalım hadi. A eksi 25 çarpı A eksi 5 yazdım buraya. Peki bu çarpanların ayrılmış hali bu mudur? Hayır. A dediğimiz şey neydi? 5 üzeri x'ti. Yerine yazacağız o zaman. 5 üzeri x eksi 25 çarpı 5 üzeri x eksi 5. İşte sevgili gençler cevabımız budur diyebiliriz. Geçtim 29'a. Diyor ki iki terimin küplerinin toplamı ve farkının özelliği. Yani bu sefer A küp olacak mesela bir de B küp olacak bunları toplayacağız. Peki bunlar çarpanlarına ayrılabilir mi? Ayrılır. A küp olacak B küp olacak bunları çıkaracağız birbirinden. Bunların çarpanlarına ayrılmış hali var mıdır? Vardır. Sıkıntı yok. A küp artı B küp. İki tane özellik vereceğiz. Ve bu iki özelliği hangi sorularda vereceğiz? Bak bunu şimdiye kadar yapan yoktur tamam mı? Ben sana bunları ayrıştırdım. Diyorum ki bak eğer A küp artı B küp e, i̇ki tane açılma yöntemi var bunun. A artı B çarpı A kare eksi A B artı B kare. Öteki de A artı B'nin küpe eksi 3 A B çarpı A artı B. Hangi ikisi, hangisini bunlardan ikisini nerede kullanacağım nerede kullanmayacağım? Sadeleştirme sorularında daha sık kullanılan bu. Neden? Çünkü çarpı var arada sadeleşmesi için değil mi? Değer bulma sorularında daha sık kullanılan da budur. Birini değer bulurken çarpı olmayanını değer bulurken kullanacaksın. Çarpım olanını Sadeleştirme sorularına kullanacaksın. İki küp farkı için aynı şey geçerli mi hocam? Geçerli. Şimdi burada a, a küp artı b küp de burası artı burası eksi iken a küp eksi b küp de burası eksi burası artı olacak. Tek fark bu. Geri kalan her şey aynı ve sistematik gene aynı. Çarpımlı olanı sadeleştirme sorularında artılı olanı değer bulma sorularına kullanacaksın. Gel gel gelelim ki şuraya ee, ilk üçünü ben yapacağım. 4'ü 5'i 6'yı sen yapacaksın. Şunlar senin ödevin. Videoda çözmeyeceğim. A küp artı, A küp artı 1. Yani A küp artı 1'in küpünden bahsediyor değil mi bu? Hadi bunu çarpanlarına ayıralım. A artı 1. Bir. ile ikinciyi topladım. Çarpı A kare eksi A kere 1. A artı 1'in karesi 1. İşte gençler çarpanlarına ayrılmış hali budur diyeceğim. Peki ikincisi hocam A küp eksi 1. Ben bunu A küp eksi 1'in küpü yazarım. Ve A eksi 1 ile başlarım çarpı a kare artı a artı 1. İçerisi hep artı olacak eksili de. Bunu da ayırdım. Şimdi 3'e bakalım. A küp artı 27. Yani a küp artı 3'ün küpü. Bu da a artı 3 çarpı birincinin karesi a kare. Eksi birinci ile ikincinin çarpımı 3a artı ikincinin karesi 9. İşte bu da üçüncünün çarpanlarına ayrılmış halidir. 4'ü 5'i ve 6'yı sen yapıyorsun. Bunlar ödev sevgili gençler. Evet geçelim 30. sayfamıza ilk sorumuz A artı 1 bölü A 2 ise A küp artı 1 bölü A küp nedir? Şimdi tekrardan bir önceki sayfaya gidiyorum. Ne dedik? Bak değer bulma sorularında bunu kullanacaksın dedik değil mi? Değer bulma sorularında bunu kullanacaksın. Neydi bu? A ile B'yi toplayıp küpünü alıyorsun. Eksi 3AB çarpı A artı B. Şuradaki eksi var. Geri kalan her yer artı. Eksilisinde... Burası artı diğerleri zaten şundan kaynaklı eksi. Tamam mı? Devam. Burada neyi soruyor? Sonucu bul diyor. Değer soruyor değil mi? O zaman diyeceksin ki a küp artı 1 bölü a küp dediğimiz ifade aslına bakarsanız a artı 1 bölü a'nın küpü eksi 3 tane a, a çarpı 1 bölü a çarpı a artı 1 bölü a. Hocam bu a ile b'ye benzemedi. Bakın arkadaşlar A artı B yani şununla şunun toplamının küpü eksi 3 tane bununla bunun çarpımı artı bununla bunun toplamı. Biz farklı bir şey yaptık mı? Hiç farklı bir şey yapmadık. Yerine yazdık sadece. Becerebilirsin. Hadi. Şimdi A artı 1 bölü A'yı bize vermiş mi? Vermiş. 2. İki. Yani 2'nin küpü eksi A kere 1 bölü A birbirini götürür. 3 çarpı A artı 1 bölü A 2 idi. 2'nin küpü 8. 3 kere 2 6. 8'den 6'yı çıkarttım. 2. İşte sevgili gençler a küp artı 1 bölü a küp cevabı neymiş? 2'ymiş diyeceğiz. Bu kadar. Basit. Bir alttaki soruya bakalım. Aşağıda 2 tane dikdörtgen ve bir tane kare prizma görseli verilmiştir. Kare prizma olan bu. Tabanı B kare. Dikdörtgen prizma da bunlar. Bu prizmaların hacimleri toplamının eşitini bir ayrıtı A ve bir ayrıtı B olan iki küpü kullanarak geometrik olarak gösteriniz demiş. Bakın bu prizmaların hacimleri toplamı demiş. Gelin bunun hacmini bulalım. Hacim nasıl bulunuyordu? Taban alanı çarpı yükseklik. Bunun taban alanı A kere A eksi B. Yüksekliği de A olduğu için A kare diyebilirim direkt. Yani bunun hacmi A kare çarpı A eksi B'ymiş. Bu bir. Bunun alanı taban alanı nedir? B çarpı A eksi B. Bir de A ile çarpacağım yükseklik AB. Demek ki bunun hacmi de AB çarpı A eksi B. Bunun taban alanı B kare çarpı yükseklik A artı B. Şimdi hepsini bir toplayacağız. Toplarken de şöyle bir alt alta yazayım. A kare çarpı A eksi B'miz var bir tane. AB çarpı A eksi B'miz var bir tane. Ve B kare çarpı A artı B'miz var bir tane. Bunları toplayacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. A eksi B, A eksi B var. Burada da A'lar da ortak hatta. A parantezinde. A parantezinde. Hatta bir dağıtalım mı bunları ya? Bir dağıtak hadi. A kere A, A, kere kere A kare kere A, küp. Eksi A kare B. Artı, şunu şunu topla, çarp bakayım. A kare B. Eksi A B kare. Artı A B kare. Artı B küp. Doğru mu? Doğru. Bak şimdi neler olacak? Eksi A kare B artı A kare B. Eksi A B kare artı A B kare. Ne kaldı geriye? A küp artı B küp mü kaldı? Bu muhteşem. A küp artı B küp. Şimdi diyor ki bize bunların toplamını buldun. Tamam. Diyor ki bunların toplamının eşitini bir ayrıtı A ve bir ayrıtı B olan iki küpü kullanarak geometrik olarak gösteriniz. Göstereyim ben sana. Şu A birim küplük bir küp tamam mı? Artı şu da B birim küplük bir küp. Şöyle göster. Daha küçüktü çünkü B o yüzden böyle çizdim. Tamam. Burası A, A ve A. Burası B, B ve B. Bu şekilde gösterebiliriz biz. A küp artı B küpü. Geçtim 31. sayfama. İki küp farkının geometrik anlamı. Büyük küpün hacmi. Yani buranın tamamı A birim. A birim, A birim. Bütün ayrıtları A. A küp olur küçük küpün hacmi yani şuradaki küpün hacmi de BBB olduğu için B küp. Bakın burası B küp tamamı A küp. Şimdi biz A küpten B küpü çıkaracağız. A küp eksi B küp. Ben bundan bunu çıkarırsam geriye kalanları parçalayabilirim. Turuncu, yeşil ve mavi bölge olarak parçalarsam eğer. A küp eksi B küpü V1 artı V2 artı V3. Buraya V1 yeşile sarıya V2 maviye V3 dedik. Gelin V1 yani yeşil bölgenin hacmini bir hesaplayalım bakalım. Bakın B çarpı A eksi B çarpı yükseklik A olur. Yani A çarpı B çarpı A eksi B. Burası nedir? B çarpı A çarpı A eksi B. Şurası ilk söylediğimiz kısım sarı bölgenin alanı. Sa pardon yeşil bölgenin alanı. Sarı bölgenin alanına bakalım şimdi de turuncu bölgenin alanına. V2 demiştik oraya. Bunun taban alanı B kare. B kare çarpı yükseklik ne sevgili gençler? A eksi B. B kare çarpı A eksi B. Ve diğer mavi kısım. A eksi B çarpı derinlik A yükseklik A. Dolayısıyla A kare çarpı A eksi B. Bunların hepsinin toplamı bize geriye kalan alanı verecektir. Ben hepsini düzenlersen her, her birinde bakın gördüğünüz üzere ben şunları bir sileyim. Net görelim. Her birinde A eksi B yok mu zaten? Vallahi var. Doğru mu? Doğru. O zaman A eksi B parantezinde bakın burada ne kalır? A kare. Bakın burada ne kalır? B kare. Bakın burada ne kalır? A kere B kalır. A kare artı AB artı B kare olur. İşte bu kadar güzel sevgili gençler matematik. Tamam. Geçtim bir diğer soruma. Diyor ki bize yukarıda bir kenarı A birim olan bir küpten bir kenarı B1 olan bir küp çıkarıldığında oluşan cisim verilmiş. Oluşan cismin hacmi A eksi B çarpı A kare artı AB artı B karedir. Doğru mu? Doğru. A küp eksi B küpten bahsediyor zaten. Az önce gösterdik daha geometrik ispa ispatını. Doğru mu? Doğru. S ve L cisimlerinin hacimleri toplamı a eksi b çarpı a kare artı b kardeşim Şimdi s ve l'ye bakacağız. S dediğimiz şurası b idi unutmayın. Burası, burası a eksi b'ydi. Burası a idi ve şurası da a zaten. A kare çarpı a eksi b'dir. Bu s arkadaşlar. Bir de l'ye bakalım. L de şu taban alanı b kareydi. Yükseklikte a eksi b'ydi. B kare çarpı a eksi b. Bunları toplarken ikisi de ortak olduğu için a eksi b parantezini alırım a kare artı b kare yapar. Bakalım o şekilde mi vermiş bize? a eksi b çarpı a kare artı b kare bu da doğru. m cisminin hacmi yani şunun hacmi a b çarpı a eksi b'dir. Bunu şöyle uzatırsam eğer ya da hiç uzatmaya gerek yok. a eksi b burada burası da b'ydi. b çarpı a eksi b çarpı a yani a çarpı b çarpı a eksi b. Ki gerçekten öyle mi vermiş? Öyle vermiş. Demek ki üçüncü de doğru. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacak sevgili gençler. Hepsiymiş yani. Geçtim. Bir diğer sayfama 33. sayfadayım. Diyor ki bize iki terimin toplamının ve farkının küpü özdeşliği. Yani bu sefer küpleri toplamıyoruz da toplamların küpünü alıyoruz. Tam tersini yapıyoruz yani. A artı B'nin karesini almak gibi. A artı B'nin küpü. Birincinin küpü. 3 çarpı birincinin karesi çarpı ikinci. Artı 3 çarpı birinci çarpı ikincinin karesi. Artı ikincinin küpü. Bunu bu şekilde ezberlemeyeceksin tabi. Binom açılımında İyi öğrendiğin takdirde bunların hepsi kafaya oturacak zaten. Hiç ezbere bile gerek duymuyorum hocam ben ya diyeceksin zaten. Ama şimdilik ezberlemende fayda var. Tamam. Hatta birkaç tane soruyu tek kendi başına çözdüğün zaman tıkır tıkır gelecek. Kafaya tam oturacak bunlar. A artı B'nin küpünde dediğimiz gibi A küp 3 A kare B 3 A B kare artı B küp. Eksilisinde de bir artı bir eksi bir artı bir eksi yapacaksın. Tamam. Şunları bir bul demiş. Yine ilk ikisini ben bulacağım. Diğer ikisini sen yap ki alıştırma olsun. A artı 1'in küpü A küp artı 3A kare artı 3A artı 1'dir. Buraya 3A kare çarpı 1. Buraya da 3A çarpı 1'in karesi yazmadım. Çünkü 1 zaten 1'dir arkadaşlar. İkincisi de A artı küp kök 3'ün küpü A küp artı 3 çarpı A kare çarpı küp kök 3 artı 3 çarpı A çarpı küp kökü 3'ün karesi küp kök 3'ün karesi 9'dur sevgili gençler. Artı küp kök 3'ün küpü 3. İşte bunun açılımı da budur diyeceğim. 3 ile 4'ü sana bıraktım ödev. Hemen bunları istersen videoyu durdur yap. Hani ödev dediğime bakma. Bunları ödev dediklerimi hemen videoyu durdur yap. Devam ettir sonra. Geçtim diğer soruya. A küp artı 3 A B kare eksi 63 ve 3 A kare B artı B küp 62 eşitlikleri veriliyor. A kere B kaçtır diye sormuş. Şimdi ben zaten şu ikisini topladığım zaman toplayalım bunları hadi. A küp bakın düzenli yazıyorum. A küpü yazdıktan sonra şunu yazmak istiyorum ben. Artı 3 tane A kare B. Artı sonra şunu yazacağım. 3 tane A B kare. Artı sonra B küpü yazacağım. Artı B küp. Eşittir. Topladığım için eksi 1 oldu. Eksi 63 ile 62'nin toplamı. Eksi 1 oldu. Şimdi gençler bir de üsttekinden alttakini bir çıkaralım mı sizce? Çıkaralım hocam. A küp. Eksi 3a kare b artı 3ab kare eksi b'nin küpü üsttekinden alttakini çıkarırsak eksi 125 yapacaktır. Şimdi düşünecek olursak, düşünecek olursak. Şimdi sevgili gençler üstteki a artı b'nin küpüydü. Eksi 1'miş. Dolayısıyla a artı b ne olur arkadaşlar? Neyin küpü? Eksi 1'dir. Eksi 1'in küpü eksi 1'dir hocam. Alttaki de a eksi b'nin küpüdür formülü görürseniz. Bu da eksi 125'miş ya. Neyin küpü eksi 125'tir? a eksi b eksi 5'in. Şimdi bizden a çarpı b sorulmuş da gel gelelim biz şunları bir toplayalım. Artı b eksi b birbirini götürür mü? Götürür. 2a kaldı geriye. Eksi 5 eksi 1 daha kaç yapar? Eksi 6 o zaman a kaçtır arkadaşlar? Eksi 3'tür. Bu 1. Eksi 3. Peki eksi 3'ü şurada yaz bakayım birine. Eksi 3'e ne eklersem eksi 1 olur? B eşittir 2. Bu da 2 arkadaşlar. A kere B sorulmuş. Eksi 3 kere 2 cevap eksi 6 diye deriz. Ve 34. sayfamıza geçeriz. Tek soru var. Aşağıda 4 kardeşin boyları santimetre cinsinden verilmiş. Ahmet, Cahit, Sezai, Nazlı. Birisi x 1'in küpü Ahmet. x küp eksi 6 x Cahit. x artı 1'in küpü Sezai ve x küp Nazlı. Ahmet, Cahit ve Sezai'nin boyları toplamı 405 santimetredir. Buna göre Nazlı'nın boyu kaç santimetredir? Şimdi Ahmet Cahit ve Sezai yani şunun şunun ve şunun toplamı 405'miş. Buna göre x küp kaçtır diye soruyor. x eksi 1'in küpü dediğimiz ifadenin açılımı x küp eksi 3x kare artı 3x eksi 1'dir. x küp eksi 6x var elimizde bir tane de. Ve bir de şunun küpü var. Yani x küp artı 3x kare artı 3x artı 1 var. Gelin bunları bir toplayalım bakalım güzelce. Eksi 3x kare artı 3x kare. Eksi 1 artı 1. 3x 3x 6x eksi 6x. Gitti mi? Gitti. Hocam 3 tane x küp kaldı. Ne yapayım ben? Eşittir 405 yaptı bu da. 3'e e, bölelim o zaman biz bunu. Her iki tarafı. x küp eşittir. Ben bunu 3'e böldüğüm zaman sevgili gençler 405'i. 1, 3 ve 5 yapar. Bakalım 2 yapar orası? 1 onun içerisinde... Ee, 3'e böldüm. 135 yapar aynen. 135 yaptı. Şimdi x küp neymiş? 135. Neyi sordu bize? Nazlının boyunu. E Nazlının boyu zaten x küp daha değil mi? 135 yapacaktır. Süper. Cevabımız budur. Geçtik 35'e. 2 küp toplamı ve tam küp arasındaki bağıntı. a artı b'nin küpü. a küp artı b küp artı 3ab çarpı a artı b. A eksi B'nin küpü de A küp eksi B küp eksi 3AB eksi AB. Şimdi bak biz A küp artı B küpü zaten sana A artı B'nin küpü eksi 3 tane AB çarpı A artı B diye yazmamış mıydık? 4, 5, 6 sayfa önce yazdık. E şimdi sen şunları şu tarafa atarsan zaten şunu elde etmiyor elde ediyor mu? Elde ediyorum hocam o zaman sıkıntı yok da. Değil mi? Tek formülden çıkarabiliyorsun. Sıkıntı yok. Geç soruya geç geç. Aşağıda birer ayrıtları küp kökü 2x, x artı 2 ve x birim olan 3 tane küp görseli verilmiş. Bak bir küp burada, bir küp onun içinde, bir küp de bunun dışında. Buna göre maviye ve sarıya boyalı bölgelerin hacimleri toplamını veren cebirsel ifadeyi çarpanlarına ayır demiş. Şimdi büyük küpümüze bir bakalım. Ee, büyük küpün bir kenarının bir ayrıtının uzunluğu x artı 2. Mavi küpün yani içerisinde yeşil olmadan mavi küpün hacmi x artı 2'nin küpüdür. Bu bir. İçine yeşil yerleştirildiği için mavi hacim azalacaktır. Dolayısıyla bundan yeşil hacmi çıkaracağız. Yani x küpü çıkaracağız. Ve diyor ki maviye ve sarıyı bölgenin alanları toplam diyor ya bunun da küpünü alacağız biz. Yani artı küp kök 2 x'in de küpünü alacağız. Tamam. Peki bunu diyor çarpanlarına ayır. Şimdi elimizde x artı 2'nin küpü var. Ben bunu bir açayım. x küp artı 3 çarpı x kare çarpı 2 artı 3 çarpı x çarpı x kare x çarpı 2'nin karesi 4 artı 2'nin küpü 8. Eksi x küp artı şu küpler birbirini götürecek. Değil mi? Geriye sadece 2 x kalacak. Hocam bak şunu da sakın böyle bir hata yapma. Hocam şurada şöyle vardı da siz şununla şunu götürünce. Kare kök içerisinde 2x kalmaz mı deme bana. Sakın deme onu sakın deme. Tamam mı? Çünkü buradaki küp gidince şöyle hepsini beraber götürüyor. Tamam. Sakın deme onu. Çünkü çok diyen öğrenci oldu deme sakın bunu. Şimdi x küp var. Eksi x küp var. Değil mi? Ben burayı e, 2 kere 3'ten 6x kare yazarım. Şuraya da 2 kere 3'ten 12x yazarım. E, 3 kere 4'ten 12x yazarım. Artı 2x'im daha mevcut. Bir de 8'im mevcut. şurası ne 14x. 6x kare artı 14x artı 8. Bunu çarpanlarına ayır demiş. E, hepsinde olan bir çarpan var aslında 2. Dolayısıyla 2 parantezinde 3x kare artı 7x artı 4 yazayım bir bakalım. Sonrasında iç bölge çarpanlarına ayrılıyor mu kontrol ederiz. Ben burayı 3x'e x diye ayırsam. Tamam mı? Burayı da sevgili gençler e, artı 4'e artı 1 diye ayırsam. 3x kere 1 3x. 4x daha 7x yaptı muhteşem. 2 çarpı 3x artı 4 düz bir şekilde yazıyoruz. Tabii ki x artı 1. Yani düz bir şekilde toplayıp çarpıyoruz. İşte çarpanlarına ayrılmış halimiz budur diyebiliriz sevgili gençler. Ve geçtim 36. sayfaya. İki sayının toplamının küpünün geometrik anlamı. Yani a artı b'nin küpünün geometrik anlamı. Eee şöyle bir a küpümüz. Bu şekilde açıldığı zaman bir A küplük parçamız, bir B küplük parçamız, bir tane 3A kare B'lik, bir de 3AB karelik parçamız var. Şimdi fark ettiysen karesinin geometrik anlamlarına bakarken her zaman biz bir e, yüzey alanı hesapladık. Ama ne zaman ki küpe geçtik her zaman bir üçüncü boyut kazandı. O iki boyutluydu düzlem alanı hesapladık. Üç boyutlu olunca da hacim hesaplıyoruz. Dördüncü boyut diye bir şey zaten mevcut değil. İşte o ne oluyor? Dördüncü boyut metafizik mi oluyordu? Öyle bir şey oluyordu sanırım. Ama bizim bunlarla şu an işimiz yok. Ee, küp olunca hacim hesaplıyoruz. Bunu sakın unutma aklından çıkarma. Bu nasıl hesaplanır? A küp dediğimiz parçayı şuraya yerleştirdik. Bak A, A ve A birim olan küp. 3 tane A kare B lazımdı. Bir tanesini buraya, bir tanesini buraya, bir tanesini de buraya yerleştirdim. Tamam mı? A kare B'lerin. 3 tane B kare, bir tanesini buraya, bir tanesini buraya, Diğeri nerede arkadaşlar? Bunun tam alt kısmında yani şurada. Yani şu köşede. Şurada sevgili gençler bu köşede. Bir tane de B küp lazımdı o da burada zaten. Tüm bunları birleştirdiğim zaman bir kenarı A artı B birim olan bir küp elde ediyoruz sevgili gençler. Bu da bunun geometrik anlamı. Peki soruya bakalım. 98'in küpü artı 6 çarpı 98'in karesi. 12 çarpı 98 artı 8. Bir kere bu 8 2'nin küpü mü küpü? Bak bir de burada 3 çarpı 98 çarpı 2'nin karesi mevcut mu? Mevcut. E tamam o zaman. Demek ki bu 98 artı 2'nin tamamının küpüymüş. Yani 100'ün küpüymüş. Yani 100'ün sonuna 100'ü 3 defa birbiriyle çarp demiş. Hadi onu da yazalım şöyle. 2, 4, 6 tane 0 ekle diyor birin sonuna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani ne yapar? 1 milyon yapar sevgili gençler. Bu da bizim cevabımız olur. Geçtim. 37 rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ki zaten 38'den sonra sınavda nasıl sorarlar dedik ki artık şunu da fark ettin bundan önceki çözdüğümüz sorular da artık içlerinde böyle sınavda nasıl sorarlar tarzında sorular ekledim. Yani full full klasik soruya boğup da seni şişirmedim. Tamam mı? Bunun tam ifadesi, tam tabiri bu arkadaşlar. Seni şişirmedim. Full klasik full klasik olmasın dedim. Hem klasik hem de yeni nesil sorularla birleştirdim konu anlatımını. Ve sonrasında yine sınavda nasıl sorarlar diye. Gerçi az sordum burada. iki tane sordum ama bunun da sebebi yukarıda daha fazla sormam yeni nesil soru. Ama üstü sayılar ve köklü sayılar da gayet fazla. Sınavda nasıl sorular kısmına yeni nesil ve zor soru ekledim. Haberin olsun. Şimdi rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi. Px ve Qx birer polinom. Qx sıfırdan farklı olmak üzere. Px böyle Qx şeklindeki ifadeleri rasyonel ifadeler. Yani yani. Ben bir ifadeyi diğer bir ifadeyi bölüyorsam rasyonel ifade diyeceğim buna. Tabii ki payda'daki ifade sıfır olmayacak. Rasyonel ifadelerde önce pay ve payda'daki ifadeler çarpanlarına ayrılacak. Varsa ortak olan çarpanlar sadeleştirilecek ama çarpanlar diyoruz bak. Çarpanlar diyoruz bak. Tekrar söylüyorum çarpanlar diyoruz bak. Yani o kadar acı ki x artı 5 çarpı x artı 2 var mesela yukarıda. Aşağıda da x artı 2 artı y var. Adam gidiyor. Bak şunu yapmayın. Buradakiyle buradakini cart diye sadeleştiriyor. Ya keşke böyle şeyler olsa da biz de cart diye sadeleştik. Hiç uğraşmazlar. Tekrardan söylüyorum. Çarpanlar diyor bak. Yani bu ne demek arkadaşlar? Çarpanları diyor ya. Bunların çarpım durumunda olması lazım. Yani burası böyle arada artı falan varken olmaz. Ne yapacaksın? Burada x artı 2 varsa. Mesela burada da 5 varsa. E, sadeleştir o zaman. Çarpanlar diyor. Tamam mı? Çıldırtmayın adamı. x kare artı 2 x eksi 35 bölü x kare eksi 25 demiş sevgili gençler. Rasyonel ifadesinin en sade halini bulunuz demiş. Üst tarafı çarpanlarına ayıracağız. Yani x'e x yazalım mesela. Artı 7'ye eksi 5 yazalım. Olur. Çarpımları eksi 35 toplamları 2x x e, zaten burası 2 kare fark. Hiç yazmayalım. Şimdi üst taraf x eksi 5 çarpı x artı 7 alt tarafta x e, eksi 5 çarpı x artı 5. Tamam. Şimdi bir göz atalım. Şu x eksi 5'ler birbirini yiyor. Geriye ne kalıyor? x artı 7 bölü x artı 5. Güzel mi? Güzel. Sadeleşti işte gitti. Bundan bahsediyorduk. x küp <laughs> eksi 2 x kare eksi 5 x artı 10 bölü x eksi 5 bölü x. Bölü x demiş. Güzel. Karışık görünüyor. Yapabilir miyiz? <laughs> Yaparız. Bir göz gezdirelim bakalım x küp eksi 2x kare var. Eksi 5x artı 10 var. Biz burada şu hareketi şu hamleyi yapabiliriz. Bak şurada x kare ortak. Burada da eksi 5 ortak. Tamam. x kare parantezinde ses gitti. <laughs> x kare parantezinde x eksi 1 size kızdım diye gitti herhalde. Eksi 5 parantezinde de x eksi şurası 1 değil 2 kalır orada. Değil mi? Şurada 2 kalır arkadaşlar. Şurada da yine 2 kalacaktır. Neden? Eksi 5 parantez eksi 5x artı 10 yaptı. Bölü hatta o bölüyü de kullanmayalım eşittir deyip x eksi 2 parantezinde alalım. x kare eksi 5 kalsın burada. Şimdi üst taraf x eksi 2 çarpı x kare eksi 5 oldu. Bölü dedim. Bölü dedim. Şuraya bir göz atalım. Burayı bir bileşik kesire çevirin bakayım. x kare eksi 5 bölü x olur mu? Olur. x kare eksi 5 bölü x. Şimdi bir de burada bölü x var ya. Biz o bölü x'i çarpı 1 bölü X'de yazabilir miyiz? Yazarız. Peki şuradaki ile de şuradaki x'i çarpabilir miyim? Çarparım. Şu x de şu x birbirini götürür. Şu x kare eksi 5 ile de bu x kare eksi 5 birbirini götürür. Geriye sadece ne kaldı? x eksi 2 çarpı 1 yani x eksi 2 kaldı. Cevabımız buymuş diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim. Harbiden ses gitti. Ses dedik sesle alakalı soru geldi. Sesi şiddeti desibel yani bende şu an düşen şey desibel cinsinden ölçülür. 0 desibel insan kulağının duyabileceği en düşük sestir. Her 10 desibelde bir sesin şiddeti 10 katına çıkar. 0 desibel insan kulağının duyabileceği en düşük ses iken her 10 desibelde bir sesin şiddeti 10 katına çıkıyor arkadaşlar. Yani o zaman 2 desibel olduğu zaman 2 katına çıkıyor. Aşağıdaki tabloda desibel ile bazı e, örnekler verilmiştir. Desibel ile alakalı bazı örnekler verilmiştir. Normal konuşma 60 desibel, ses şiddeti A, fısıltı 10 desibel, ses şiddeti C ve buzdolabı 50 desibel ile çalışıyormuş. Ses şiddeti de D. Buna göre A-C bölü D-C kaçtır? Şimdi her 10 desibelde bir sesin şiddeti 10 katına çıkıyor ya. O zaman ben diyebilir miyim sevgili gençler e, 10 katına çıkıyor. Bir daha 10 katına çıkacak o zaman değil mi? Ee, bir düşünelim şimdi. Ben tam olarak kavrayamadım şu an e, buraya çıkarttığım soruyu. Bir daha düşünmek istiyorum. Desibel cinsinden ölçülür tamam. 0 desibel insan kulağının duyabileceği en düşük sestir. O da tamam. Her 10 desibelde bir insan e, bir sesin şiddeti 10 katına çıkar. Her 10 desibelde bir bir sesin şiddeti 10 katına çıkar. Pekala. Fısıltı 10 desibel C ile verilmiş. 50 desibel D ile. 60 desibel A ile verilmiş. A eksi C bölü D eksi C nedir diye soruyor bize. Hmm, bir düşünelim bakalım. Bir düşünelim bakalım. Şimdi sesin şiddeti. Sesin şiddeti X olsun. Tamam. Hatta 30 yani C'ye ben X diyeyim. Kabul mü? Tamam. C'ye X dedim. Daha sonrasında her 10 desibelde 1 diyor ya. Mesela buradan buraya 10 desibel artarsa 10 katına çıkacak. O zaman 10x olacak. Ve 50 desibele çıkmak için işte 40'tan 50'ye çıkacak. 10 kat daha artacak. 100x olacak. Demek ki burası 100x'miş. Tamam. A da bunun 10 katı olacak. Demek ki burası da 1000x diyebiliriz. Şimdi diyor ki 1000, 1000 tane x'ten c'yi çıkar. C x'ti. D neydi? 100x. Eksi c neydi? x. Yani diyor ki 999x bölü 99x, bunu bulalım diyor. 9'a bölersem sevgili gençler xler gider zaten. 9'a bölersem 111, 9'a bölersem 11. Bu da zaten başka sadeleşmez. 111 bölü 11 olarak kalabilir. Oranı kaçtır diye sormuş. Ee, yanlış bir şey yaptım gibi hissediyorum ama yanlışımda da fark edemedim. Eğer siz fark ederseniz, şu an gerçekten kapandı ufku. <laughs> Yanlış bir şey yaptıysam arkadaşlar yorum kısmına yazın ama ben soruyu bu şekilde anladım. Ee, soruyu daha önceden çözmedim ama bu şekilde buraya koydum. Tekrar okumak istiyorum ama her 10 desibel bir desinçle işte 10 katına çıkar. Aşağıdaki tabloda desibel ile bazı örnekler verilmiştir. Normal konuşma 60 desibel A, fısıltı 30 desibel C, buzdolabı 50 desibel D. 0 desibel insan kulağının en düşük ses. tamam. Her 10 desibelde bir ses şiddeti 10 kadarı çıkıyor. Tamam. Bence bir sıkıntı yok. Doğru yaptık. 111 bölü 11. Yani bence doğru. Geçelim sevgili gençler. Bir diğer sorumuz 39. soru. Sınavda nasıl sorarlar sorusu? Aşağıda bir merdiven ve merdivenin en üstüne konulmuş bir top verilmiş. Şekildeki aynı renk yükseklik uzunlukları birbirine eşittir. Yani şuradaki mavilerin uzunlukları birbirine eşit ve kırmızıların uzunlukları da birbirine eşit diyor. Top aşağı doğru bırakıldığında önce 2 basamak aşağı çarpıp daha sonra zıplayarak 3 basamak daha aşağı inip zemine ulaşmıştır. Kırmızı renkli uzunlukların her biri x eksi 2 birim ve topun bırakıldığı yükseklik 3x kare eksi x eksi 10 birimdir. Buna göre mavi renkli bir uzunluk kırmızı renkli bir uzunluğun kaç katıdır diye sorulmuş. Şimdi şurada buradan şuraya kadar düşerse top toplamda x 2 x 2 daha 2 x 4 metre yol alacaktır ve Merdivenin toplam yani topun bırakıldığı yükseklik şurası. Kaç birimmiş arkadaşlar? 3x kare. 3x kare eksi x eksi 10'muş. Şimdi diyor ki bize mavi renkli bir uzunluk lazım bize. Dolayısıyla ben 2x eksi 4'ü yani kırmızıların uzunluklarının toplamını bundan bir çıkarayım. Geriye 3x kare eksi 3x eksi 6 kalır. Eksi 10 eksi eksi 4'ten eksi 6 olur. Hepsinde 3 parantezini alırsam ben x kare eksi x eksi 2 olacaktır sevgili gençler. Ve çarpanlarına ayrılır mı? Kontrol edelim. 3 çarpı x'e x diye ayırdım. Buraya da eksi 2 artı 1 diye ayırırsam ayrılır. 3 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 1 olur. Tamam. Şimdi. Bu mavilerin toplamı. Kaç tane mavi var 3 tane. O zaman ben bunu 3'e bölerim. 3'ler gider ve mavilerden bir tanesinin uzunluğu x eksi 2 çarpı x artı 1 olur arkadaşlar. Kabul mü? Kabul. Şimdi diyor ki bir tane mavinin uzunluğu bu. Bir tane kırmızının uzunluğu da bu. Oranı nedir diye soruyor. Kaç katıdır diye soruyor. X eksi 2 bölü x artı 1. Mesela 15'in kaç katıdır dediğim zaman onu 5'e bölüyorsan o zaman x eksi 2 çarpı x artı 1. X eksi 2'nin kaç katıdır dendiği zaman da bunu buna böleceksin. X eksi 2'ler birbirini götürecek ve cevap olarak karşımıza x artı 1 kalacak diyebiliriz. Cevabımız denizli seçeneği olacakmış dedik. Ve son sorumuza geçiyoruz. Son sorumuzu çözmeden önce lütfen arkadaşım kanala abone olup bildirimler açarsan beni mutlu etmiş olursun. Diyelim ve devam edelim. Bir de videoyu beğen ya. Tamam. Geçelim son sorumuza. Eş kareli zeminde çizilen kırmızı renkli şeklin uzunluğu 4x6 birimdir. Buna göre şekildeki yeşile boyalı bölgenin alanı kaç birim kardeşim? Eş kareli zeminde çizilen kırmızı renkli şeklin uzunluğu neymiş? 4x6. Şu kısmın uzunluğu 4x6. Peki. Eş kareli zemin demiş ya. Bu yeşile boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Şimdi bunu alan bulacağım ben eyvallah ama ondan önce ondan önce şunu bir hesaplayalım. Bak şimdi şurası 3K olsun o zaman şurası K olur. Şurası kaç K arkadaşım? 4K değil mi? Sen şunu çok iyi biliyorsun. Matematikte unutulmaz bir şey var geometri. 3 4 deyince aklına ne geliyor? 5 geliyor. Hele ki burada dik üçgense kaçınılmazdır. Demek ki burası 5K uzunluğunda. 5K burası. K da burası 6K. Demek ki 6K neymiş arkadaşlar? uzunluğunu vermişti bize 4x eksi 6 imiş 4x eksi 6 peki bize ne lazım 3k lazım ki alanını bulalım 3k çarpı 3k'dan değil mi 3k ne olur 2'ye böleceğiz 2x eksi 3 mu olur aynen öyle o zaman bu yeşil bölgenin alanı nedir 2x eksi 3 çarpı 2x eksi 3 yani 2x eksi 3'ün karesi olur yani cevabımız nerede verilmiş Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz sevgili gençler. Güzel soruydu. Güzel sorulardı. Güzel konuydu. Güzel anlattım. İnşallah güzel anladın. Evet, bu videonun ve artık bu konunun da sonuna geldik. Bir sonraki konumuz üslü sayı. Sonraki konumuz köklü sayı. O konularda görüşünceye dek hoşça kal. Sağlıkla kal ve bol bol matematik çalışmayı da unutma.